Dolandırıcılık sistemi kurdular. Para için yeni doğan bebekleri öldürdüler. Bebek katillerinin savunmaları ise bu kadar da olmaz dedirtti. Özel hastanelerle anlaştılar. Bebekleri bile bile ölüme sürüklediler. Yeni doğan çetesi çökertildi. Şüpheliler tek tek yakalandı. Yeni doğan çetesinin şüphelileri savunmalarını yaptı ve bir kez daha pes dedirttiler. Çünkü yaptıkları o savunmada bebek ölümlerinin doktor kaynaklı olduğunu ifade ettiler. Tıpta buna malpraktis deniyor. Yani hastanın bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatası nedeniyle zarar görmesi anlamına geliyor. Malpraktis davalarında taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza ya da tazminat davaları açılıyor. Yani şüpheliler az ceza almak için bu planı devreye soktu. Şüphelilerin iddiası böyleydi ancak savcılık aksini söyledi çünkü hazırlanan o iddianamede kasten öldürme suçu vurgusu yapıldı. Savcılık iddianamede net değerlendirmelerde bulundu. Eylemlerinin ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır denildi. Öte yandan iddianamede Sağlık Bakanlığı'nın uzman mütalaa raporuna da yer verildi. Bakanlığın tıbbi görüş raporunda doktor hatasının olup olmadığı ayrıntılarıyla ele alındı. O rapora göre teorikte çocuk hekiminin, pratikte hemşirenin izlemine bırakılan bebeklerin hayat hakları ellerinden alınmıştır ifadesine yer verildi.